Efendim merhabalar. Sanırım araba bakmaya geldiniz. Evet, araba bakmaya geldik. Bayram üstü. Araba bakmaya geldik. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Ya, sıfırlara nazaran tabii biraz pahalı ama sıfır bulamıyoruz maalesef. Bulamadığımız için galericiler sitesine gelelim bir dolaşalım dedik. Güzel arabalar var. Tabii fiyatları da uygun. Bütçemize göre olanlar var, olmayanlar var. Ama nasipse birini alıp bayram üstü çoluk çocuk memlekete gitmek için bir araba alacağız. Peki bütçeniz ne kadar? Vallahi bütçem 500-600 civarı. EYT'den emekli oldum işte. Hani ondan biraz tazminatla falan biriktirip güzel bir araba almayı düşünüyoruz ama tabii fiyatlar her gün yükseliyor. Peki fiyatları nasıl buldunuz galericiler sitesinde? Vallahi galericiler sitesinde fiyatlar uygun. Ya şöyle uygun. Diğer alsatçıların yazdığı fiyatlara göre galericilerin yazdığı fiyatlar hem uygun hem de garanti kapsamında arabalar. Çünkü adres belli. Ondan sonra mekanı belli olduğu için hepsi eksper garantili arabalar. Arabalar hoşumuza gitti ama önemli olan tabii bütçe. Peki şimdiden hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederim. İnşallah hayırlısı olur. Güzel bir araba alırız. Efendim bayramüstü fiyatlar nasıl? Araba alım satım fiyatları? Yoğunluk var mı? Bayramüstü biraz yoğunluğumuz var. Altın dolar yükselişinden dolayı fiyatlarda artış var tabii ki. Ama dediğim gibi artış satışları biraz düşürüyor. Tabii piyasanın genelinde yine bir yoğunluk var. Yok değil ama alım gücü düşüyor. İnsanlar atıyorum 2015 bir araba alacağına 2013 bakmaya başlıyor. Bizler için de sattığımız arabayı yerine koyamıyoruz. Yani bir aracı 1000 liraya alıp yani 1 milyona alıp normalde bunun kar amaçlı işte sattığın zaman diğer arabayı 1 milyon 100'e almak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden biz bu durumdan biraz şikayetçiyiz. Yükselişlerden şikayetçiyiz. Ama talep var mı? Evet var. Yani bayramüstü yoğunluk var diyorsunuz. Tabii ki yoğunluk var. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 2011'den beri galericilik sektöründeyiz. Erkek Otomotiv olarak hizmet veriyoruz. Peki son yıllarda özellikle son 2 yılda fiyatlarda inanılmaz değişiklikler var. Bu vatandaşa da yansıyor, size de yansıyor. Neden nedir sizce? Fiyatların bu kadar hızla yükselmesi, ani yükselmesi. Yani bunun genelinde çip krizi diyorlar ama özellikle pandemiden bu yana doların, altının, piyasa şartlarının artışı haliyle araçlara da yansıyor. Tabii ki araçlar da yükseliyor. Ne müşteri bu işten memnun, ne biz esnaf olarak bundan memnunuz. Bir sıkıntı var tabii ki. Mal bulmakta zorluk çekiyoruz. İşte sıfır araba üretimi yok. İnsanlar bayiye gidiyor. İşte 4 ay, 5 ay, 6 ay süre veriyorlar. Ve fiyatları da sabitlemedikleri için bu sefer dönüş talep ikinci el oluyor. Fiyat güncellemesi yaparken şimdi vatandaşlar geliyor. Neler söylüyorlar? Çünkü haftada bir fiyatlar güncelleniyor mecburen. Tabii ki fiyatlar güncelleniyor. Tabii vatandaş da bu işten memnun değil. Yani bugün almadığı arabayı yarın 20 bin lira, 30 bin lira arabanın fiyatına göre 50 bin lira daha yukarıya almak zorunda kalıyor. Onlar da bir an önce araba alıp önüne bakmak istiyor. Biz de bu durumdan tabii ki memnun değiliz. Aynı parayla 2 araba, 3 araba almak varken piyasa yükselişinde bir araba almak zorunda kalıyoruz. Bu arada krediler de kapalı. Bu sizi sıkıntıya sokuyor mu? Tabii ki. Şu an müşterilerin %80'i, %85'i kredi kullanmak istiyor. Maalesef şu an kredi kullandıramıyoruz. Ya da kullandırdığımız krediler de çok küçük. Yani minimum. Atıyorum 1 milyonluk, 1,5 milyonluk bir arabaya %20 kredi veriyorlar. Örneğin şu arabadan yola çıkarsak, şöyle kameraman arkadaşımıza çeksin. Bu arabanın fiyatı nedir? Bu aracımız 2 milyon 200 bin lira. 2019 model 4000 Quattro A4 aracımız 65 binde hatasız bir araç. Bu araç mesela dediğim gibi 2 milyon 200 bin lira liste fiyatı var ve bu aracı kredi çıkmıyor. Peki Metin Bey, şurada ileride biraz da orta segment bir araba var. Onu da kameraman arkadaşım görüntülerse. Bu aracımızda 2021 model Clio 1000 turbo otomatik. Bu aracımızın da liste fiyatı 765 bin lira. Bu aracımıza 250 bin lira kredi çıkıyor. Yani en az 3'te 2'sinin cebinde olması lazım. Tabii ki evet. 3'te 2'si cebinde olmadığı zaman kredi vermiyorlar ki şu an çoğu insana da kredi çıkmıyor. Bundan birkaç ay önce nasıldı bu durum kredi detayı? Birkaç ay önce yine aynı fiyatları veriyordu ama kredi vermekte bu kadar zorlaştırmıyorlar. Yani yarısını veriyor muydu mesela? Yok, yine %400 bin liraya kadar olan araçlarda %70, 1 milyon olan araçlarda %50 kredi veriliyor. Son bir şey sorayım. Bu gidişat nereye gidecek? Vatandaş nasıl araba alacak? Biraz zor. Biz de gidişatın nereye gideceğini bilmiyoruz.